Herkese selamlar. Bir önceki dersimizde komponent yapılarını görmüştük. React Native içerisine gelen yapılarda birçok daha farklı yapı var. Bugün bunları görelim. Hadi başlayalım. Gördüğünüz gibi burada React Native içerisinde gelen çoğu yapılarımız var. Ancak bunları görebilmek için, hangilerinin buralarda var olduğunu bilebilmek için bizim React Native sitesine gidip incelememiz gerekiyor. Bundan dolayı da burada React Native yazdığımızda kendi web sitesi karşımıza çıkıyor. reactnative.dev diye. Buna girdiğinizde burada başlangıç yapıp dokümantasyon incelemeniz gerekiyor. Yukarıda baktığınızda development, aşağıda da components yazıyor. Buralara girdiğinizde şu solda görmüş olduğunuz bütün yapıları teker teker kendiniz denemelisiniz. Bunların içerisindeki sınırları denemelisiniz. Bu sayfayı Türkçe'ye çevirebilirsiniz ama mümkün olduğunca İngilizce olarak öğrenmenizi tavsiye ederim. Bakın, burada gördüğünüz yapılarda farklı farklı yapılar var. Bu activity indicator, normalde bir ekran yükleniyorken ekrana çıkan yüklenme animasyonu var ya, onu sağlıyor bize. Buton zaten bildiğiniz buton yapısı halinde ama buton direkt hazır bir yapıda geliyor. İçerisini çok fazla değiştirme imkanı olmadığı için bu yapıyı bazen kullanabilirsiniz. Ancak genelde ben Pressable'ı tavsiye ederim. Pressable'dan önce de ne vardı? Touchable Opacity, Touchable Highlight, Touchable Without Feedback dediğimiz bu üçü vardı. Bunlar otomatik olarak bir buton oluşturmamızı sağlıyor. Aslında bu yapıda biz değişiklikleri sağlayabiliyoruz ancak Pressable'da daha çok müdahale hakkımız oluyor. Image ile Image Background arasında fark var. Image örneğin bir ürün fotoğrafı verirken bunu görüntülüyoruz. Ancak Image Background bütün ekranımızda zaten background'da da anlaşılacağı üzere arka planda yansıtmamızı sağlıyor. Keyboard Avoiding View olayı da şöyle bir şey. Örneğin biz bir yazı kutucuğuna tıkladığımızda klavyemiz açılıyor. Klavye açıldıktan sonra o klavyeyi kapatmak için bazen klavyenin altında OK oluyor. Ancak ekranın herhangi bir yerine tıkladığınızda bunu uzaklaştırmak için böyle bir yapı kullanıyoruz. Yani bütün yapımızı, örneğin şurada gördüğümüz bütün yapımızı Keyboard Avoiding View içerisine alıyoruz. Bu view gibi bunlar içeride kalıyor. Daha da dışarısında, dış yapısı içerisinde bunları alıp bu yapının içerisinde kalan tüm komponentler tıklandığı takdirde keyboard'u uzaklaştıracak şekilde ayarlanıyor. Model dediği yapı aslında şurada da örneğin kodları görebiliyorsunuz. Burada kare kodu okutturabilirsiniz ancak Expo Go uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Hem iOS'ta hem Android'de bu uygulama var. İndirdiğinizde canlı olarak da görebilirsiniz. Hatta burada kendiniz tıklayarak görebilirsiniz. Genel kullanım yapısı bu şekilde. Model denilen yapı, örneğin bir şey tıklıyorsunuz, ekrana başka bir kutucuk çıkıyor. Örneğin başka bir doldurmanız gereken ya da cevaplamanız gereken yapılar çıkıyor ya. Örneğin bu ilerlemeye devam etmek istediğinize emin misiniz? Ya da karşınıza 2 tane 3 tane seçenek çıkartıyor. Ama bu yapıyı bir kere yazıyorsunuz. Bu sayfa dışında başka sayfalarda da kullanıyorsunuz. Öyle bir yapı anlamına geliyor. Burada birçok yapımız var aslında. Tek tek hepsi sayılabilir. Ancak kullanacaklarınızdan çoğu da zaten burada gördüğünüz gibi şu ana kadar anlattıklarım oluyor. Bunun dışındaki çok fazla bir şey yok. Bunların çoğunu deneyin. Mutlaka hepsini deneyin. Çünkü bunlarda tecrübe edinmeniz gerekiyor. Komponentimize geçecek olursak burada hemen başlatıyoruz. Terminalde New Terminal açıp aşağıya geldiğimizde MPX Expo Start yapıyoruz. Bu uygulamamız açıldı. İster telefonunuzdan bu QR kodu okutturarak Expo Go uygulamasını indirmeniz şartında telefonunuzdan da canlı olarak takip edebilirsiniz yaptığınız değişiklikleri. Bundan dolayı eğer Windows bilgisayarda çalışıyorsanız siz iOS tarafındaki geliştirmelerinizi bu yönlerde takip edebilirsiniz aslında. Buraya geldikten sonra bir iOS simülatör açalım. Android kullanıcıları ya da Windows kullanıcıları A'ya basarak Android de açabilirler. İ'ye basıyorum. Evet. Uygulamamız açıldı. Ekranda bir şey yazmıyor çünkü biz buraya bir şey belirtmemiştik zaten. Gördüğünüz gibi ekranda yazımız gelen oldu. Bir artık text kutucuğu, yani yazı yazma alanını oluşturacağız. Bir buton oluşturacağız ve butona tıkladığımızda hareket elde edeceğiz. Bundan dolayı öncelikle bizim şuradaki status bar'ı silebiliriz. Kullanmıyoruz zaten. Burada aşağıya geliyoruz ve bu yapıları istediğiniz gibi görsel olarak aşağı indirebilirsiniz. Tavsiyem bu yönde kullanmanızdır. Çünkü çok yapı kullandığınızda bunlar yan yana okunaklı olmayacaktır. Aşağıya geldim. Text Input. Zaten örneği de şurada görüyorsunuz. Buna tıkladığınızda Text Input'umuz var. Bir de Pressable'ımız var. Bunlar yazı yazma kutucuğu ve bir buton yapmamızı sağlıyor. Örneğin React Native yazdık biz buraya. Örneğin buraya bir form oluşturduğumuzu düşünelim. Name diyelim buna. İsmimiz olsun. Bunun aynısını aşağıya geçelim. Tekrardan bir text açalım. Last name diyelim. Ve bunların her birinin arasına biz bir text input ekleyeceğiz. Örneğin bu yazının altındaki temsil eden text input'umuz buraya. Buraya da bir diğer text input'umuzu yazıyoruz. Text input'ları fark ettiyseniz kapanış tagi olmuyor. Kendi kendine kapanıyor. Bunlara kendi kapanış tagi olan yapılar olarak düşünebilirsiniz.
Bu şekilde de kapatıyorsunuz. Çünkü arasına hiçbir şey eklemediğiniz için örneğin yazı gibi ya da başka bir komponent gibi bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Dokümantasyon okumak çok önemli. Dokümantasyona geldiğimizde biz burada text input'u inceleyelim mesela. Dokümantasyonlarda eksiklerinizi okumanız gerekiyor. Yan tarafta bakın props dediği bu komponentimizin style, onChange text, value gibi yapıların hangisini kullanabileceğimizi söylüyor. Yani şunlar değişmeyen isimler. Bu değişmeyen isimler aslında bir fonksiyon katıyor bizim buradaki yazı alanımıza. Hatta buraya gelip pratik de yapabilirsiniz. Şu alandakileri inceleyebilirsiniz. En sık kullanılanları ve genelde de kullanacağınız olanları buraya zaten kendisi örnekte belirtiyor. Bunlarda style verdiğimizi biliyorsunuz zaten. Görüntüyü sağlıyoruz, görünümünü sağlıyoruz. OnChange text dediği de yazmaya başladığımız zaman o yazdığımız her bir harf nereye ya da herhangi bir işleme tabi tutulacak mı? Bunu buradaki yapı içerisinde belirliyoruz. Value dediği de aslında yazıyoruz ama ekranda gözüken isterseniz farklı bir yapı da olabiliyor. O yüzden belki de bir işlem olabilir, belki farklı bir şey olabilir. Yani onChange text dediği şu text input kutucuğun içerisindeki yazı neyse bu value odur. Bu value'yu belirttiğiniz takdirde buraya o yazı yazılacaktır. Örneğin alttaki butona bir şey yazabilirsiniz ama bu butonun değerini üstteki kutucuğa atarsanız value kısmına, örneğin buradaki number'ı alıp buradaki kısma verirsek burayı sildiğimizde bakın yazdığımızda yukarıda da yazmaya devam ediyor olacağız. Önemli olan bunun hangi değerle doluyor olmasıdır. O değer de value demek zaten. OnChange text de zaten dediğimiz gibi yazdığımızda çıkan yapılardır. Aşağı geçtiğimizde placeholder dediği zaten hiçbir şey yazmadığımızda arka planda olan yazı var ya. Bakın yukarıda placeholder yok, boş. İçerisinde de placeholder diye bir şey var. Yani arka plandaki yazı. Örneğin bizim gördüğümüz uygulamalarda ne yazıyor? Buraya lütfen isminizi yazın, şifrenizi yazın ya da üst karakterler kullanın falan gibi bir yapılar karşılaşıyoruz bu şekilde. Keyboard type olayı da zaten keyboard açıldığında yani klavyemiz açıldığında bazı uygulamalarda sadece rakam istediği için numaraların olduğu klavyeyi gösterecek. Bunu da kullanacağız şimdi. Bu yapıları inceleyebilirsiniz. Aşağıya doğru hangi yapılar ne için kullanılıyor burada test edebilirsiniz ki kendiniz uygulamanız içerisinde test ederseniz daha iyi olur. Açıklamalarda da böyle bir yapılarımız var. Bakın burada da auto capitalize diyor mesela. Yani otomatik olarak büyük harfe geçiren, otomatik olarak büyük harf yazmanızı sağlayan yapılardır. Bunu yazdığınızda autocomplete kendisi otomatik tamamlasın mı gibisinden şu şekilde imkanlar tanıyor bize diye burada aşağıda da devam ederek yapabilirsiniz. Örneğin biz bir yapı kuralım. Geldiğimizde projemiz içerisine text input'umuzu aşağıya alıyoruz. Her iki text input'ta da aynı style'ı vermek istiyorum. O yüzden bir style tanımlaması yapıyorum. Style diyorum. Styles nokta text input diyelim. Ancak bu isim bu isimle birebir aynı değil. Text input style diyelim ki aradaki farkı daha iyi anlayabilirsiniz. Bu style'ın aynısını getirip buna da veriyorum. Aşağıya geçiyorum. Buna bir style'ımızı tanımlayalım. Çünkü tanımlamadığımız için içerisinde hiçbir şeyimiz yok. Ekranda da değişiklikleri göreceksiniz zaten. Örneğin buna ne diyelim? Border width diyelim. 1 verelim ve nerede olduklarını görelim. Bakın artık küçük küçük ekranda gözükmeye başladı. Bunu sağladıktan sonra da o zaman width diyelim. Ekranın %80'ini kaplasın örneğin. Gördüğünüz gibi genişledi. Peki genişliği ne olsun dediğimizde de height değeri veriyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru da değerini tanımlamış oluyoruz. 50 dedik. Görüldüğü gibi bu şekilde bir yapı sağladık. Şimdi bunlar biraz da kenarlardan oval olsun dediğimizde ne veriyorduk? Border radius veriyoruz. 10 yani kenarlara daha oval oluyor. 50 diyebilirsiniz örneğin. 50 dediğinizde falan daha büyük yapılar gözükecektir. Şu şekilde olacaktır. 10 diyebilirsiniz, 5 diyebilirsiniz. Bu yapılar size kalmış. Ancak mesela aralarında boşluk bırakmak istiyorsunuz ya. Bunun için de margin vermeniz gerekiyordu yukarıya. Her ikisi de aynı style değerine sahip olduğu için aslında bunun da yukarısında ve aşağısında, bunun da yukarısında ve aşağısında vermemiz yeterli olacaktır. Margin vertical diyoruz. Yani yukarısında ve aşağısında boşluklar bırakalım. 10. Bakın arasında birazcık boşluk kaldı her ikisinin de. Aynı zamanda last name'leri de kendileri arasında da boşluk bırakmamıza neden oldu. Şimdi bunu girdikten sonra bakın tıklıyoruz buraya. Klavyemiz açılıyor. Klavyemiz burada ama şurada gördüğünüz gibi yazı yazarken bütün işaretçimiz bu solda kalmış oluyor. Bu solda kaldığı için biz buraya bir align vermemiz gerekiyor. Ama mesela align item center dediğimizde hep ortalığı yok. Bu burada işlemiyor. Örneğin baktığınızda hiçbirinde çalışmıyor. Çünkü burası bir text alanı. Text olarak vermemiz gerekiyor. Yani align item, item değil bizimki text. O yüzden text align diyoruz ve center dediğimizde bakın buradaki kursör hemen bu tarafa gitti. Şu şekilde de göreceksiniz. Yazıyoruz artık ortada. Klavye
Bilgisayar klavyesi kullandığınız için simülatörde bazen bastığınızda klavye açılmayabiliyor. Buna Mac kullanıcıları Command K ile bastığında ekrana çıkacaktır. Windows'ta da sanırım Ctrl K olarak da tıklayabilirsiniz. Şimdi biz bunu yaptık ama daha önce ne demiştik? Örneğin bir placeholder verelim. Placeholder'da da buraya yazalım. Enter your name. Bakın otomatik olarak böyle hafif opasitesi düşük şekilde çıktı. Buna da yazdığımızda ise placeholder enter your last name diyelim. Burada da çıktı. Artık daha iyi bir görünüme sahip olduk. Bunların hepsini verdikten sonra diyelim ki bunları yazdığımızda ne oluyor? Bu şekilde çıkıyor. Bakın keyboard type'ı da yaptığımızda keyboard type aşağıda çıkıyor zaten. Burada birçok seçeneğimiz var. Hatta şuradaki tırnakları silip açtığınızda bütün keyboard type'ları görebiliyorsunuz. Ancak dikkat edin, dokümantasyona iyi bakın. Her keyboard type'ında her cihazda çalışmıyor. Örneğin text input'a geldik. Keyboard type kısmına bakalım. Şurada keyboard type var. Buraya baktığınızda bazıları iOS only yazıyor bakın. Şunlar her ikisinde de çalışıyor. Across platforms yazıyor burada her ikisi için de. Ambient yapılar. Ancak şurada iOS only yazanlar var. Android only yazanlar var. Bu taraflar sadece iOS ya da Android tarafında çıkacağı için genelde benim tavsiyem size her ikisinde de ortak kabul edilen klavye tipini seçmenizdir. Örneğin burada gördüğünüz gibi numerik diyor. Numerik dediğimizde ekranda oluşacakları görelim. Buraya numerik yazıyorum. Şimdi buraya tıkladığımızda numerik yazısı üstteki text input'un, yani şuradaki text input'un değeri. Ama şu alttaki de normal klavyemizi açtı. Şuna tıkladığımızda da gördüğünüz gibi sadece rakamlar gözüktü. Bu bizim avantajımıza. Örneğin bir hesap makinesinde ya da finansal işlemlerde ya da rakamsal işlemlerde bunu gösterirse insanların aslında hatalı giriş yapmasında bir nevi engellemiş oluruz. Ancak biz buraya isim yazacağımız için numerik yazmamıza gerek kalmayacak. O yüzden bunu siliyoruz. Sadece nasıl yapıda kullanılıyor bunu gördük. Bunu yazdıktan sonra istersek bu yazıyı var ya içerisindeki, bunları da içerisinde text olarak da yazabiliyoruz. Örneğin color yazıyoruz. Blue yazdığımızda gördüğünüz gibi içerisinde artık mavi yapıda oldu. Örneğin font weight diyorum, bold diyorum ve kalınlaştı. Bunların hepsi aslında kendisi text input style içerisinde halledilebilir yapılar. Şimdi gelelim useState yapımıza. useState yapımız bizim geçici olarak verileri bir yerde tutmamızı sağlıyor. Bu verileri tutmamızdaki amaç da başka bir yerde kullanmak istediğimizde bu verilere direkt buradaki yapının içerisinden çıkartıp da başka bir yapının içerisine koyamamış olmamızdır. Bundan dolayı useState kullanıyoruz. Örneğin bunun içerisindeki veriyi biz yukarıda kullanacağımız bir yapının içerisine koyuyoruz. Ve bu yapının içerisinde istediğimiz zaman ister buradan ister başka yerden gelip alabilir. Bu yüzden return ve function yapısının içerisinde JavaScript kodlarımızı yazıyoruz. Put aşağıda da, bunlara da HTML tagleri diye geçiyor. Burayı HTML tagleri, return içerisine function yazmayın genellikle. Farklı kullanımları var, onlar da ileride göreceğiz. Şimdi bizim bunu yazabilmemiz için otomatik olarak indirmesi gerekiyor. Ancak import React diyoruz. From React olarak da geliyor. Zaten React yapısı kullanıyoruz biz. Ancak kendisi otomatik olarak bunu arka planda çevirdiği için import etmeye gerek duymuyor. Ama buraya gelip virgül koyuyoruz ve süslü parantez açıp useState'i indiriyoruz. Bakın import etmek aslında bu library'i kullanmak anlamına geliyor. useState'in genel yapısı da tamamen şu şekilde. Const diyoruz, parantez açıyoruz, eşittir diyoruz, useState dedikten sonra da düz parantezimizi kapatıyoruz. Şimdi bunun içerisinde farklı yapılarımız var. Buna genelde state virgül set state diye geçer. Buradaki yapımız da useState. Şimdi state ne demek biliyor musunuz? Bir alanın depolama alanı olarak düşünebilirsiniz. Bu depolama alanı içerisinde kullandığımız bütün veriler bunun içerisinde tutuluyor. Peki set state ve useState ne demektir? Set state aslında bunun içerisinde veri göndermemizi sağlıyor. Çünkü state'in içerisinde örneğin bir isim var. Bu isim örneğin bir Muhammed olarak yazdığımızda state içerisinde bir isim var. String yani yazı formatında isim kim? Muhammed. Muhammed Arslan Taş yazdığımızda bunun içerisinde veri var ama bunun içerisinde state'in eşitliğini sağlayamıyoruz. Örneğin gelip de state eşittir. Bu şekilde bir kullanım yapamıyoruz biz. Bu şekilde kullanımı hiçbir şekilde saymıyor. Çünkü bu yapı değişkenlere atanan yapı. Örneğin const state isimli bir yapımız olsaydı bu state'in içerisine gelip daha sonrasında da set state şu şekilde yapabilirdik. Ama bu const değişkendir. Burası useState yapısıdır. Bu yüzden set state şu şekilde kullanılıyor. Set state diyoruz. Bu function gibi kullanılıyor. İçerisinde ne yazıyoruz? Mesela Muhammed Arslan Taş. Bunu yazdıktan sonra artık state'imizin içerisindeki değer buradaki yazdığımız string'e aynı oluyor.
Ama burası string olmak zorunda değil. Burası bir numara olabilir. Örneğin buraya geliyoruz, numara yazabiliriz. Bu artık sadece bir number değer almış oluyor. İsterseniz array yazabilirsiniz. Bu şekilde yapılar kurabilirsiniz. Ancak isterseniz bir de obje olarak da kullanabilirsiniz. Bu yapı tamamen bunun içerisine koyduğumuz yapıyı şunun içerisine gönderiyor. Böyle düşünebilirsiniz. Peki use state ne anlama geliyor? Use state aslında bunların çalışmasını sağlıyor. Aynı zamanda da kuralları belirleyici görevi elde ediyor. Yani state içerisine veri gidiyor ama bu verinin hangi türde olması gerektiğini belirli kısıtlamalara tabi tutabiliyoruz. İsim olabilir, number olabilir, array olabilir, obje olabilir. Burada da şöyle oluyor. Varsayılan olarak eğer bir tırnak bırakırsak buraya, tek tırnak ya da çift tırnak, bu fark eden bir yapı değildir. Bunun ikisi de string anlamına geliyor. Burada use state'in içerisine gelecek yapı sadece string olmak zorunda diye biz burada tanımlama yapıyoruz. Bu da bizim için bir avantaj. Örneğin gelip de buraya isim yerine numara yazmaktansa o tarafa string yapısı içerisinde gelebilir. Yani aslında numara da yazılsa bu string olarak geliyor. Değerler çok önemlidir. Veri tipleri çok önemlidir. Çünkü veri tipleri arka planda işleme tabi tutulacaksa bunun string olduğunu ve stringle örneğin matematik işlemleri yapılamayacağını bize hatalar kısmında verecek. Bu bize yardımcı görev oluyor. Örneğin buraya isim dedik, sadece numara diyebiliriz. Örneğin bir başlangıç rakamı olabilir. Bunu artırarak devam edebilirsiniz. Array diyebilirsiniz, obje diyebilirsiniz. Ve boş bırakıyorsunuz içini. Yani varsayılan değer istiyorsanız örneğin şunun içerisinde varsayılan bir değerimiz olacak. Bu değerimiz de diyelim ki varsayılan bir isimle başlayacak. Bu isimle başlasın ama sonrasında istediği gibi değiştirsin diyorsunuz. Bunun içerisine varsayılan bir değer girebilirsiniz. Ama girmiyorsanız, sadece type'ını belli etmek istiyorsanız burada öncelikle bunun işaretçisini koyuyorsunuz. String'de çift tırnak, number'da herhangi bir şey yazmanıza gerek yok, boş olabilir. Ancak array ve objede de parantezlerimizi ve süslü parantezlerimizi açmak zorundayız. Biz burada sadece isim gireceğimiz için bunların hepsi string olacak. Biz buraya tırnaklarımızı artık şimdi buradaki value'lerimize bu değerlerimizi girebiliriz. Ancak bunların isimlerini değiştirebiliyorsunuz. Örneğin burasına name diyebiliriz. Ancak şuradaki set kısmını değiştirmeden set name yapacaksınız. Bunu da tamamen değiştirebiliyorsunuz. Set değil de başka bir şey yazabilirsiniz. Ancak isimler hangi işleve tabi olduğunu belli etmesi gerekiyor. Bundan dolayı sizin tercihleriniz kesinlikle bu yönde olmak zorunda. Bir tane daha yazıyoruz burada. Örneğin yazdığınızda use state yazıyorsunuz. Bakın aşağıda da use state snippet yazıyor. Yani siz tek tek bu kodları yazmaktansa sizin adınıza hazır geliyor. Başka hiçbir boşluğa tıklamadığınız takdirde bunun içerisinde dolduruyorsunuz. Örneğin last diyorsunuz, name diyorsunuz. Bakın her ikisine de yazıyor. Bir boşluğa bıraktınız, sonra döndüğünüzde aynı şekilde ortak yazmaz. Ancak setten sonra genelde büyük harfle başlamanız gerekiyor. İçerisinde de varsayılan bir değerle geliyor ama second doesn't exist diyor. Böyle bir değer yok diyor. Zaten içerisini sileceğiz ve içerisine de bunu gireceğiz. Şimdi buradaki name'i bunun içerisine set edeceğiz. Set etmek olarak geçiyor. İkinci text input'taki değerimizi de last name'i set edeceğiz. Bu yüzden on change text diyorduk ya biz. On change text. Bunun içerisine aslında bir function gidiyor. Function yapısı da şu şekilde. Anonim function'ları biz JavaScript dersimizde görmüştük. Buradaki anonim function'ı açıyoruz. Arrow function olarak. Normalde hani bir function ismimiz vardı. Ancak burada function ismi kullanmıyoruz. Props olarak kullanıyoruz. Bu props'ları da daha sonra anlatacağım. Bunun içerisinde farklı kullanım yolları var. Örneğin bu şekilde bir function açıyoruz. Set name diyorum. Yukarıdaki name'i getirdim. Parantezi açtım. Bunun içerisinde bir değer geliyor. Bunun içerisinde bir değeri biz kendimiz tanımlamamız gerekiyor. OnChangeText direkt buraya gidecek verisi var. Ama gelen verilere bir isim vermemiz gerekiyor. Atıyorum ben bunu herhangi bir isim diyebilirsiniz ama ben value diyorum. Yani OnChangeText'e bastığımızda her harfin adı value oluyor. Bu value'yu da bunun içerisine gönderebiliyoruz. Yani buradaki value'muzu hatta console.log yapalım. Console.log'u da JavaScript'te görmüştük. Sadece terminalde çıkan bizim gördüğümüz yapılardı. Name diyorum yazdıkça aşağıdaki terminale bakın mesela. Bak gördüğünüzde durmadan değişen bir yapıya sahip oldu. Yani içerisine gidiyor. Şu value dediğimiz şey her tıkladığınızda gittiği yapı. Ancak bunu bu kadar uzun yazmak zorunda da değiliz. Burada eğer birden fazla function yapısı kullanacaksak, set name diyeceksek, hatta başka bir şey daha katacaksak arrow function şeklinde kullanmalıyız. Ama burayı kapatıp sadece set name deyip parantez açıp kapatmadan dahi ismini yazabiliriz. Şimdi burada tekrardan uygulamamızı baştan yükledim. R'ye bastım. Ve tekrardan yazıyorum. Bakın Muhammed. Tamamen aynı işlevi gördü. Ne oldu? Bu içerisinde herhangi bir function belirtmediğimiz takdirde sadece bir function'ın ismini yazmamız halinde onChangeText içerisinde gelen değer otomatik olarak buradaki function'ın içerisine gönderiliyor.
O yüzden daha kısa yazma yöntemimiz var. Ama dediğim gibi birden fazla yapı kullanacaksanız function'laşmak zorundasınız. Bunun içerisinde yazdığımız değer bu şekilde gidiyor. onChangeText yazdıktan sonra da buna da setLastName diyorum. Bununki de orada set edilmiş oluyor. Hatta bunu da console.log lastName olarak da state'i dahil etmiş oluyoruz. Şimdi tekrardan başlatıyorum. Muhammed yazdığımda yukarıdaki name'in çıktısı geliyor. Aşağıda yazıyorum. Bakın aşağıda durmadan değişen yapı ve iki tane console.log'umuzu elde ettik. Aslında biz global'e bir veri göndermiş olduk. Şimdi bunlar da value'leri şöyle yapabiliyoruz. Zaten bir yere gidiyor. Tekrardan neden koyuyoruz diyeceksiniz. Ancak bu name'leri kendi value olarak tanımlamamız lazım. Burada da name tanımlıyoruz. Şurada da last name tanımlıyoruz. Value. Şuradaki yapıların isimleri değişmiyor. Eşitlikten sonrakileri biz değer olarak tanımlıyoruz. Buraya kendi yazdıklarımızı kendi içerisinde göstersin diyoruz. Çünkü farklı yapılar içerisinde bunların hiçbiri aynı şekilde çalışmayabiliyor. Bundan dolayı bunları yazdık diyelim. Yazdıktan sonra bir buton yapalım. Butona tıkladığımızda da ekrana bu yazılarımız. Örneğin principle yapısına geçtik. Şimdi principle yapısı bizim içerisinde bir yazı yazmamızı gerektiren bir yapı. Bundan dolayı buton yapıyoruz ya, butonun ismi olmak zorunda. Butona da örneğin save diyoruz, yani kaydet anlamına gelen bir yapıda. Aşağıda butonumuz gözükmeye başladı. Tıkladığımızda hiçbir şey olmuyor çünkü bir style değeri vermedik. Bundan dolayı şuradaki console loglarımızı silelim. Bundan dolayı buraya bir style vereceğiz. Style olarak da ne diyoruz biliyor musunuz? Buton, buraya ismi verebilirsiniz herhangi bir şekilde. Buton style olabilir mesela. Aşağıda geçtim, butonumuzun style'ını veriyorum. Bu butonumuz da yukarıdakilerle aynı genişliğe sahip olsun istiyorum. Bu yüzden bir border width giriyorum. 1 olsun ki en azından nerede başlayıp nerede bittiğini görelim. Width değeri giriyorum. %80 diyorum. Aynı burada olduğu gibi. Yukarıdaki yapılarla aynı yapıya gitti. Height değeri giriyorum. 50 dedim buna da örneğin yukarıdakiler gibi. Ve border radius'umu aynı şekilde 10 değerine girdim. Ancak burada fark ettiyseniz text'imizi ortalamadı. Burası bir container yapısı gibi çalışıyor. Çünkü kendisi bir container olarak kapsıyor. İçerisine de text komponenti giriyoruz. O yüzden text align yazmıyoruz. Buraya geliyoruz. Align items center. Gördüğünüz gibi ortaladı. Justify content center yaptığımızda ise tam olarak ortalamış oluyor. Şimdi butonumuza bir de background rengi verelim. Background color'a da blue, light blue dediğimizde ise daha iyi bir görünüme sahip olacaktır. Şimdi biz burada border width'i kaldırdığımızda daha iyi bir buton görünümüne sahip oluyor. Ancak butonumuzun içerisindeki yazımıza da bir style vermek istediğimiz için buraya da bir style veriyoruz. Styles.butonText diye isim veriyorum. Aşağıda geçiyorum ve butonText'imizde bir style tanımlaması yapıyorum. Font weight bold olsun, yani kalın yazılı olsun. Oldu. Color da white olsun. Ekranda gözüktü. Şimdi bunları değiştireceğimiz için şu an bir renklendirme aşamasına girdik. Ama butonu tıkladığımızda bir değişken olmuyor. Ama butona tıkladığımızda bir değişken olacağını şöyle görebilirsiniz. Şimdi buralarda props yapılarımız var. Tıklandığında bir şey yapma gerekiyor değil mi? Bundan dolayı aşağı şöyle görebilirsiniz. OnPress diye bir yapımız var. Yani tıklandığı zaman anlamına gelen. OnPress'in içerisinde aynı yukarıdaki gibi onChangeText mantığıyla çalışan bir function yazıyoruz. Örneğin bir function çıkartacaksam ben console.log diyorum. İçerisine direkt kendim yazdım. Clicked, yani tıklandı anlamına geliyor. Şuradaki terminalimize bakacak olursanız ben tıkladığımda aşağıda tıklandı diye yazılarımız çıkıyor. Ama ekranda herhangi bir şey değişmiyor. İşte principle'ın style özelliği burada ön plana çıkıyor. Style'a aslında birden fazla style tanımlayabiliyoruz. Ama style'lar burada tek tek elimizde içerisinde yazdığımızda ne oluyordu? Inline style oluyordu. Bir de aşağı yazdığımızda şu yapıyı daha böyle okunaklı hale getiriyor. Style değerlerimiz aşağıda tutuluyordu. Uzun yapıları aşağıya yazıyoruz. Ancak style'ımız içerisinde yapacağımız özel principle props'umuz var. Bunu burada kullanıyoruz. Bu da nasıl oluyor? Hemen şöyle göstereyim. Buradaki yapımız aslında obje. Gördüğünüz gibi aşağıdaki hepsi bir obje style değerlerimiz. Buradaki de birden fazla obje alacağı için, bakın birden fazla dediğimde birden fazla item'ımız var. Bu da bir array'in içerisine girebilir. Yani birden fazla değerimiz bir şeyin içerisindeyse bu bir array olabilir. O yüzden array yapacağız. Array olduktan sonra buraya birden fazla style tanımlayabiliyoruz. Aslında styles.buton dediğimiz yapı şurada gördüğünüz şu butonu kopyalasak mesela şuraya. Buton yapısını kaldırsak tamamen şöyle bir yapıya sahip olmuş oluyor. Peki biz buraya bir tane daha style tanımlayabilir miyiz? Tanımlayabiliriz. O da bu şekilde olacak. Buraya da farklı bir renkler, farklı bir border yapıları girebiliriz. Buradaki yapımız aşağıda kalsın. Şu butonumuz bu şekilde kalsın ama yan tarafına girelim.
süslü parantezler açıp virgül koydum. Örneğin şu parantezimi de aşağıya geçirdim. Aslında bununla şu aynı. İkisi de obje. Aradaki farkları da şu şekilde daha iyi görebilirsiniz. Şimdi buraya örneğin farklı bir yapı gireceğiz. Buraya istediğimiz yapıyı da girebiliyoruz. Ancak şurayı öncelikle şöyle görmenizi istiyorum. Burayı yakınlaştıracak olursam buradaki yapımız şu şekilde. Böyle bir yapı. Şimdi bu yapının içerisinde array var. Array'in içerisinde de 1 ve 2 olmak üzere 2 tane style değerimiz var. Ama biz butonu tıkladığımızda bir değişiklik olsun istiyoruz ya. Burada pressable'ın sabit değerleri var. Sabit bir yapısı var değiştiremediğimiz. Bu da buraya gelip bir function açıyorsunuz. Ve süslü parantez açıyorsunuz. İçerisinde de pressed yazıyorsunuz. Bu kendisinin var olan olarak gelen bir değeri. O yüzden bu tarafa geldiğinizde de bir function açıp bu tarafa veriyorsunuz. Aslında normal parantez içerisi olduğu için biz herhangi bir şey yazabiliyoruz. Ama normal parantez içerisinde function için söylüyorum. Süslü parantez varsa buradaki komponentin kendi kuralını koymamız gerekiyor. O da press denilen, yani tıklandığı anlamına gelen bir props yapısıdır. Diyor ki bu props function olarak çalışıyor. Şuradaki style'ımızı bu butona tanımlıyor. Ama istersek bu press'i kullanarak da farklı çıktılar alabiliriz. Örneğin bunu aşağıya geçiriyorum. Buraya da diyorum ki style butonda background color'ımız neredeydi? Background color'ımız light blue'ydu değil mi? Biz bunu silelim mesela. Background color'ımızı buraya yazabiliriz. Background color blue yazdım. Light blue da değil hatta. Şu şekilde görün. Tıklandığında farklı görünsün istiyorduk değil mi biz? O zaman şuraya geliyoruz. Şu blue'ya aslında sözlü olarak bakabilirsiniz. Tıklandığında gri olsun, tıklanmadığında da mavi olsun. Direkt öyle yazıyoruz. JavaScript'te de görmüştük biz. Tıklandığı ne demek? Pressed. Direkt bu ismi yazıp da soru işareti koyuyorsak, öyle soru işareti koyuyorsak true anlamına geliyor. Yani tıklandı anlamına geliyor. Tıklandı ise gray olsun. İki nokta, tıklanmadı ise blue olsun. Tıklandı soru işareti bu. Tıklanmadıysa iki nokta üst üste bu yapıyı kullanıyoruz. Bu da JavaScript'te görmüştük. Diyseniz o ders tekrar inceleyebilirsiniz. Örneğin geldim buton üzerine tıkladım. Gördüğünüz gibi renk değişti. Çekiyorum elimi. Tıkladım ama hala üzerindeyim. Bakın elimi çekmedim ama çektim. Hızlıca tıklanma şu şekilde de bir görünüm sağlıyor. Aşağıda da zaten onPress function'ımızda gördüğünüz gibi böyle bir çıktı vermesini sağlıyor. Şimdi aslında buraya yukarıda yazdıklarımızı aşağıda çıktı olarak versin istiyorduk ya biz. Pressable'ın da aşağısına ya da daha da yukarısına diyelim. Bunların da aşağısında bir text yapısı kuralım. Burada da değerlerimizin hepsi girilmiş olsun. Örneğin welcome diyelim. Şimdi biz buraya name'i tanımlıyoruz. Name'i tanımlarken de bir JavaScript kodu yazacağız ya. Süslü parantezlerimizi açtık. Yukarıdaki name'i alıyorum. Ben buraya yapıştırıyorum. Örneğin buraya gelip yazı yazdığımda yukarıdaki welcome'ı görüyorsunuz. Welcome'da da yazdığınızda yukarıda çıktı. Ama biz bunu sadece tıklandığında çıksın istiyoruz. Bundan dolayı aslında şuraya set edilebilecek bir yapı kuracağız. Örneğin bir useState daha yapısı kuruyoruz. useState yapısını daha iyi pekiştirmek için. Buraya da örneğin result diyorum. Bir sonuç elde edeceğiz ve sonuçta içerisi boş olacak. Result'umuzu da bunun içerisine set etmiş oluruz. Şu an ne yazarsak yazalım oraya çıkmıyor. Bu yazdıklarımızın hepsi save'e tıklandığında şunun içerisine set edilsin istiyoruz. O yüzden biz burada console log yapıyorduk ya. Console log yerine diyoruz ki set result. İçerisine ne set ediyoruz? Name artı last name. İkisini de buraya yapabiliyoruz. Ama bitişik olacak göreceğiniz gibi şimdi. Uygulamamızı baştan başlatıyoruz. Muhammed diyorum. Arslan Taş dedim. Save dedim. Bakın welcome burada üstte çıktı. Ancak farkındaysanız sadece boş artı koyduğumuzda bitişik oldu. Bunun arasında farkı ne yapıyordu? Bir artı daha koyup boşluk bırakıp ondan sonra koyabiliyorduk. Tekrar tıkladığınızda da arasında bir boşluk olduğunu görebiliyorsunuz. Aslında 3 farklı set useState yapısı bu şekilde kullanıldı. Bunlar daha çok formlarda ve text input yapılarında kullanılan yapılar. Bu şekilde aslında başlangıç olarak bir uygulama yapmış oldunuz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.